Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar biraz konuşurken bu videoda canım yanıyor. Çünkü dudaklarım inanılmaz şekilde çatlamış sevgili gençler. Vallahi krem mirem sürüyorum sabahtan beri ama bir türlü iyileşmedi. Sanırım çok konuşmaktan olabilir ya da bilmiyorum hava değişiminden mi kaynaklı. Biraz kelimeleri seçerken cümleleri kurarken daha böyle ağzımı hareket ettirmeden konuşmaya çalışıyorum. Umarım videoyu çıkarabiliriz. Bakalım. Sevgili gençler, konumuz sayma ve olasılık. Yani permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık diyeceğiz sevgili gençler bu videoda. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olunuz. Ve sevgili gençler bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar beni mutlu eder. Umarım siz de sayma ve olasılık konusunu bir güzel tekrarla tam olarak artık sağlamlaştırmış olursunuz. Çünkü sevgili gençler artık sağlamlaştıramadıysanız da ben ne diyeyim? Çünkü sebep şundan kaynaklı arkadaşlar. Şimdi kanalda geçen senenin tekrarı var. Efsane sorular var içerisinde. Bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da izleyebilirsiniz. Ekstradan permütasyon, olasılık, kombinasyon. Bunların hepsinde sevgili gençler XX'ler soruları var. Ekstradan 40 soruda permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık var. Bir de yenisini çektim bu sene. Onu da biliyorsunuz. Bir de üstüne ekstradan permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konu anlatımı var. Bu seneki yeni çektiğimiz. Ve sevgili gençler bu da artık konu tekrarı. Artık lütfen. Lütfen. TYT'de 3 soru. AYT'de 1 soru mutlaka. Lütfen sevgili gençler en az 4 maksimum 5 tane soru yapabilmeniz lazım. İnşallah denemelerde de bunlar artık kaçmıyordur sizlerde. Sayma konusu cidden canım yanıyor şu an. Sayma konusu gülemiyorum da. Toplama yoluyla sayma diyoruz. Şimdi bazı sayma çeşitlerimiz var sevgili gençler. 1, 3 tane var normalde. Biz burada ikisini size dillendiriyoruz. Bir tanesi birebir eşleme yoluyla sayma. Bunu konu olarak anlatmıyoruz artık. Çoğu kitapta da yok. Çünkü sevgili gençler düpedüz sayma işlemidir. Yani masada kaç tane kalem var dediğin zaman sen ister ikişer ikişer ister birer birer fark etmez. İşte 1, 2, 3, 4, 5 tane kalem vardır diye sayıyorsan buna birebir eşleme yoluyla sayma diyorsun. Yani sen masanın üstündeki cisim olan kalemleri doğal sayılarla eşleştiriyorsun ve bu şekilde sayıyorsun. Masada kalem yoksa yine eşleştirebilirsin sıfırla gibi. İkinci olarak toplama yoluyla sayma. A ve B sonlu ve ayrık kümeler olmak üzere A birleşim B'nin eleman sayısı SA artı SB'dir. Yani sen burada şöyle düşün. Sizin sınıf 12 kişi ve yan sınıfınız var. B şubesi, siz A şubesisiniz. B şubesi de 8 kişi. Şimdi ben sana bu iki sınıftaki öğrencilerin sayısını sorsam sen şunu yapmazsın. Yan sınıfa gidip arkadaşlar bir gelin sene hele bizim sınıfta bir etkinlik yapacağız. Sonra herkesi sizin sınıfa toplayıp tek tek birden 20'ye kadar saymazsın. Şunu dersin. Bizim sınıf 12, yan sınıfta 8 kişi. O zaman toplam 20 kişi vardır. Bunları toplarsın. Ekstradan üstüne bir işlem yapmazsın. Bu kolay olan yoludur çünkü. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin eleman sayısı bu yolla bulmaya, eleman sayısını bu yolla bulmaya toplama yoluyla sayma diyoruz. Peki soruların içerisinde bir toplama yoluyla saymayı ÖSYM hiç kullanacak mı? Çok 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 nadir biçimde belki kullanabilir. Ama genelde kullandığımız ve çarpmanın temel prensibi dediğimiz çarpma yoluyla sayma sevgili gençler. İkişer ikişer ayrık ve her biri A elemanlı olan B tane kümenin birleşiminin eleman sayısı A çarpı B'dir. Yani sevgili gençler, birleşim kümesinin eleman sayısını bu şekilde bulmaya çarpma yoluyla sayma diyeceğiz. Bu da iki kümenin eleman sayılarının çarpımıdır. İşte bu yüzden burada yapmam gereken uyarılar var. Özellikle soru çözerken işine yarayacak. Soruları sevgili gençler biraz hikayeleştirmeniz lazım ki hangisi çarpma yoluyla sayma, hangisi toplama yoluyla sayma bileceksiniz. Yani bazen şunu karıştırıyorsunuz. Lisedeyken ben de karıştırırdım. Ya hoca bir soruda gidiyor çarpıyor, ötekinde gidiyor topluyor. Ben ikisinin arasındaki farkı sorduğum zaman da hoca bana diyordu ki ya işte İsmail saçmalama bak burada çarpılır. Ya iyi orada çarpılır da ben sana sebebini soruyorum da yani niye çarpılır?
Veya niye orada topladık? Sebebini anlamadığımız için durmadan tongaya düşüyorduk. Sorularda topluyordum, şıklarda yoksa ha çarpıyormuşuz demek deyip soru çözüyordum yani. Böyle olmasın. Şimdi hikayeleştirmeniz gerekiyor. Dedik peki nasıl hikayeleştireceğiz? Öncelikle ben size iki tane benzer olay göstereyim sevgili gençler. Bu iki benzer olaydan siz sürekli aynı hikayeyi çıkartmaya çalışın soruların içerisinden. Mesela şöyle diyelim, Ankara'dan sevgili gençler Sakarya'ya ve Sakarya'dan da İstanbul'a. Ankara'dan Sakarya'ya iki tane farklı yol var. Sakarya'dan İstanbul'a da üç tane farklı yol olsun. Eğer ki ben Ankara'dan İstanbul'a Sakarya aktarmalı biçimde gitmek istiyorsam, burada Ankara'dan Sakarya'ya gitmek için 2, Sakarya'dan İstanbul'a gitmek için 3 yol olduğunu biliyorsam bunları çarparım. Derim ki arkadaş, Ankara'dan İstanbul'a gitmek isteyen bir kişi Sakarya'ya uğramak koşuluyla 6 farklı biçimde gidebilir. Şimdi bakın bu bir hikaye. Böyle bu tarz sorular var. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki başka bir soru olduğu zaman mesela şu soruda da çarpıyoruz biz. Diyoruz ki iki farklı gömleği, iki farklı gömlek ve 3 tane pantolonu olan bir kişi kaç farklı biçimde giyinip dışarı çıkabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Üstteki soruyla aynı soru bu. Yani cevabı bunun da 6. Peki nasıl üstteki soru gibi düşünmemiz lazım? Şöyle düşünün. Bir insan var, giyinmeye çalışıyor. Giyinecekken de sevgili gençler, şu an varsayalım ki çıplak. Çıplakken üstüne bir gömlek giyecek. Gömlekten sonra da altına bir pantolon geçirecek. Gömleği giymek için iki farklı seçeneği, pantolonu giymesi için de üç farklı seçeneği var. Çıplakken gömleği de giymek koşuluyla pantolonunu kaç farklı biçimde giyer? Alın size aynı soru. Çıplakken gömlek iki farklı biçimde, gömleği giydikten sonra pantolonu da üç farklı biçimde giyer. Toplamda 6 farklı seçenek. Yani siz şekli aynı çizmek koşuluyla istediğiniz soruyu yukarıdaki örneğe benzetebilirsiniz. Bakın abartmıyorum. İstediğiniz soruyu benzetebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Pekala. Artık bunları silebiliriz notunuzu aldıysanız. Saymanın temel ilkesi bir işlem en bir farklı biçimde bu işlemi takip eden işlemlerde az önce dediğimiz gibi işte gömlek, gömleğin ardından pantolon giysin. Sakarya'ya gittik, Sakarya'nın arkasından hemen İstanbul'a gidelim. Bu işlemi takip eden işlemlerde N2, N3, N4, NR farklı biçimde yapılmış olsun. Bu işlemin tamamı N1 çarpı N2 çarpı N3 çarpı NR çarpımı kadar farklı yolla yapılabilir. Buna biz saymanın temel ilkesi diyoruz. Şimdi faktöriyel hemen onu da kabaca hatırlayalım. Bir sayısından başlayıp ardışık doğal sayıları yazıyorsunuz. N'ye kadar olan sayıların çarpımına biz kısaca N faktöriyel diyoruz. Bunu N ünlemle gösteriyoruz. Tabii N faktöriyelin farklı yazım tercihleri olabilir. Yani sen birden N eksi 1'e kadar olan sayıların çarpımının N eksi 1 faktöriyel olduğunu kabul ediyorsan çarpı N dersen bu da buna eşit olacaktır N faktöriyeli diyebiliriz. Permütasyon, sıralama. Bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi mesela per. Mesela hiç okey oynadınız mı bilmiyorum. 101 de olur. Hiç fark etmez. Bu okey oyununda mesela siyah 7, siyah 8, siyah 9 hiç fark etmez. Şeyler, sayılar ve renkleri. Yan yana getirdiğiniz zaman 3 tanesini dersiniz ki per yaptım. Doğru mu? Hocam per yaptım. Hiç bu cümleyi duyan var mı? Okey oynayıp da. Veya 101 oynayıp da per yaptım dersiniz. İki tane yan yana koyunca olmuyor ama üç tane ve en az üç tane yan yana koyunca per yaptım dersiniz. Aslına bakarsanız per yaptımdan kastımız biz bunları dizdik diyoruz. Üçlü olarak dizdik, dörtlü olarak dizdik fark etmez. Peki mutasyon neydi sevgili gençler? Mutasyon. Mutasyon da değişim değil miydi? O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Aslına bakarsanız bu permütasyon demek, mütasyon, mutasyon aslında. Permütasyon demek dizilimlerin değişimidir arkadaşlar. Yani sen onları belli bir düzende yan yana getirdin. Bir de bunları değiştirirsen bu dizilimleri işte buna permütasyon diyoruz. Yani sevgili gençler permütasyonun temel mantığı sıralama olacak. N ve R doğal sayıların pozitif doğal sayıların bir eleman olmak üzere N R'den büyük veya eşit.
N elemanlı bir kümenin birbirinden farklı R tane elemanının bir sıra üzerinde farklı her dizilişine N'nin R'li permütasyonu denir ve PNR ile gösterilir. Aslına bakarsanız belli bir grubun içerisinden N tane elemanın içerisinden R tanesini seçiyoruz ve o R tanesini sıralıyoruz. İşte biz buna sevgili gençler permütasyon diyoruz. N elemanlı bir kümenin R elemanlı permütasyonlarının sayısı da formülü şudur. P'nin R'lisi. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Tabii bunu formülü aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Artık elinizde dilinizde alışmıştır. Mesela 7'nin üçlüsü nedir sevgili gençler? P7'nin üçlüsü. 7 çarpı 6 çarpı 5'tir. İşte P 5'in ikilisi diyelim. Bu nedir sevgili gençler? 5 çarpı 4'tür. İşte veya P 5'in üçlüsü nedir o zaman? 5 çarpı 4 çarpı 3'tür denilebilir. Yani burada ne yapmaya çalışıyoruz? Burası kaçsa 7'yi o kadar açtık. Burası kaçsa 2, 5'i o kadar açtık. Burası 3'tü, 5'i 3 defa açtık diye söyleyebiliriz. Burada da zaten genel formatını söylemiş. Ben örnekler üzerinden açıkladım. Tekrarlı permütasyon nedir? Bu da en kaba tabiriyle anne kelimesini düşünün sevgili gençler. Ben bu anne kelimesinin harflerini yer değiştirerek birbirinden farklı, anlamlı ya da anlamsız kelimeler üretmek istiyorum. Mesela bir ürettiğim kelime de nane kelimesi. Bu kelimenin harfleriyle nane kelimesini ürettik. Sonra sen geldin dedin ki ya da ben sana söyledim. Hadi bir tane de sen yer değiştir de harf bir tane daha yeni kelime üretelim dedim. Sen de gittin. Buradaki hocam birinci ve üçüncü harflerin yerini değiştirelim dedin. Yani N ve N'nin yerini değiştirdin. Gene aynı kelimeyi yazdın. Şimdi ben 4 harfli bir kelimenin harflerinin yer değiştirilerek birbirinden farklı 4 harfli 4 faktöriyel tane sayı kelime yazılabileceğini zaten biliyordum. Fakat harfler birbirinden farklıyken bunu yapıyorduk. Şimdi buraya bakıyorsun. Her N ile N'nin yer değiştirmesinde sen aynı kelimeyi 2 defa saymış oluyorsun. O halde ne yapmamız lazım? Bu 4 faktöriyeli N'lerin sıralanışını engellemek adına 2 faktöriyele bölmek zorundasın. O halde kaç tane birbirinin aynısı kelime, rakam, artık cisim varsa sen n faktöriyeli, n bir tanesi aynı olduğu için n bir faktöriyel çarpı, n iki tanesi aynı olduğu için n iki faktöriyel çarpı, n üç tanesi aynı olduğu için n üç faktöriyel gibi bunların çarpımına bölüyorsun. Kombinasyon nedir? Kombinasyon da gruplamadır. Bir diğer ismiyle seçmedir sevgili gençler. Şimdi ama eş anlamlısı gruplama, aklınızda olsun. Şimdi biz burada bir şeyleri gruplayacağız ya da bir şeyleri seçeceğiz. Bunu da genelde sıralamanın önemli olmadığını düşünecek olursak kümeler üzerinden yapmak mantıklıdır. Çünkü kümelerin içerisinde sıralamanın çok da bir önemi yoktur biliyorsunuz. Yani mesela ABC 3 elemanlı bir küme. Sen gittin bunu ACB yazdın. Farklı bir küme mi yazmış oldun? Yok, iki küme hala birbirine eşit. Yani kümeler İçlerindeki elemanların sıralanmasını, sıralanışını, yer değiştirmesini çok da dikkate almıyor. Çok da tiye almıyor yani. Dolayısıyla sevgili gençler bunu kümenin içerisinde anlatmak daha mantıklı. Bu da nedir? Kümelerin içerisinde de biliyorsunuz alt küme kavramında oldukça fazla kombinasyon kullanıyoruz. R ve N doğal sayıların bir elemanı N de R'den büyük veya eşit olmak üzere N elemanlı bir kümenin R elemanlı her alt kümesine bu kümenin R'li kombinasyonu diyoruz sevgili gençler. Yani mesela A, B, C ve D bizim sevgili gençler 4 elemanlı bir kümemiz. Ben bunun içinden 2 elemanlı alt kümelerini seçmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte AB'yi seçebiliriz. AC'yi seçebiliriz. AD'yi seçebiliriz. BC'yi seçebiliriz, BD'yi seçebiliriz, CD'yi seçebiliriz sevgili gençler. Başka var mı? Yok. Kaç tane olduğunu sormuş olursa eğer bunların hepsini sayacaktın. Toplamda hocam 6 tane 2 elemanlı alt kümemiz vardır diyebilirsin. Ya da bunu 4 tane elemandan, burada çünkü 4 tane eleman var. Biz burada herhangi 2 tanesini seçmişiz sonuç olarak. Herhangi 2 tanesini seçerdim hocam diyeceksin. 4'ün ikilisi de sevgili gençler. 4 çarpı 3 şu an sıraladım. Sıralamayı engellemek için ne yapmam lazım? 2 faktöriyele bölmem lazım. Yani sevgili gençler burada yazan sayı kadar bunu açıyorsunuz. Daha sonrasında burada yazan sayının faktöriyelini bulduğunuz sonuca bölüyorsunuz. Bulduğunuz sonucu bu faktöriyele bölüyorsunuz sevgili gençler. Devam ediyorum.
Burada da zaten genel halini söylemişiz. O zaman şöyle 7'nin üçlüsünü de açalım sizde. 7'nin üçlüsü nedir? Kombinasyon. Bu arada bu şekilde de gösterilebilir. Bu şekilde de gösterilebilir. Biz genelde bunu kullanacağız, haberiniz olsun. ÖSYM bunu da kullanıyor. Onun için de bir ekstradan haberin olsun diyelim. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyeldir. Ve 8'in ikilisi nedir sevgili gençler? 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyeldir diyeceğiz. Kombinasyonun içerisinde bol bol kullanacağımız bazı kombinasyonlu sayılarımız var. Mesela 5'in ikilisi gibi kaçtır? 10'dur. Aynı zamanda bu 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne de eşittir. Çünkü buradaki 2 ile buradaki 3'ün toplamı yukarıyı veriyorsa sevgili gençler, bunlar birbirine eşittir. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyelim. 7'nin ikilisi çok kullanılır. 7'nin ikilisi 21'dir sevgili gençler. 6'nın ikilisi çok kullanılır. 15'tir. 6'nın üçlüsü çok kullanılır. 20'dir. 4'ün ikilisi çok kullanılır. 6'dır. 7'nin üçlüsü çok kullanılır. 35'tir. Genelde bunlar kullanılır. 8'in ikilisinde zaten kolay olduğu için söylememize gerek yok. Bunlar çok kullanılır. İşte sen sınavda hesaplamak yerine bunlar çok kullanıldığı için aklında tutsan bunları, işlemlerin gayet kısa ve daha basit bir şekilde, seri bir şekilde soruyu tamamlayabilirsin. Binom teoremi neyse, binom teoremi nom terim demekti. Nom terim demek. Bu da iki anlamına geliyor sevgili gençler. Tabii di de iki anlamına geliyor ama tarihçesini araştırmadım. Bi'yi de iki olarak ele alıyorlar. Binom yani ne demek yan yana okuduğumuz zaman? İkili terim. Şimdi ikili terimlerde sevgili gençler şu x artı y'nin ya da işte a artı b'nin, c artı d'nin, p artı q'nun n'inci dereceden kuvvetlerinin açılımlarını yapacağız. Pascal özdeşliği diyoruz. Pascal özdeşliği de sevgili gençler, işte bir Pascal üçgenimiz vardı hatırlıyorsanız. 1, köşelere 1 yazıyorsunuz. Daha sonrasında 2, 3, toplaya toplaya alta doğru iniyorsunuz. Sonsuza kadar gider mi hocam? Sonsuza kadar gider. Bütün özellikleri sonsuza kadar sağlar mı hocam? Bütün özellikleri sonsuza kadar sağlar. Hiçbir sıkıntımız da yoktur. Burada Pascal tabi oturup da şöyle bir şey dememiştir. Yani almış eline kağıdı kalemi. Derste canı sıkılıp da dur köşelere 1 yazayım. Ortalarına da bunun toplamını yazayım. Bunun adına da Pascal üçgeni koyayım diye. Tabii ki böyle bir şey söylememiş. Hocam nereden çıkmış o zaman? Yani bunun yapmaya ne gerek duymuş? Üstelik Pascal üçgeniyle alakalı bunun özelliklerini anlatan 600 sayfalık kitaplar var ve bu kitaplarda deniliyor ki bu Pascal'ın Pascal üçgeninin yalnızca %10'unu anlatabildik bu kitapta diyor. Yani 6000 sayfalık bir kitap ancak bu Pascal üçgeninin özelliklerini tam manasıyla anlatabilir demeye getiriyor. Haklı mı? Haklı da vallahi. Çünkü efsanevi işlere yarıyor. Bunun için sizlere ekstradan bir video çekmenin sözünü vereyim hadi. Pascal üçgeniyle, Pascal özdeşliğiyle alakalı. Binom teoremi. Binom teoremi de sevgili gençler bu Pascal üçgeniyle aslında birebir alakalı. X artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımı n'in sıfırlısı çarpı x üzeri n, n'in birlisi x üzeri n eksi 1, n'in çarpı y üzeri 1. N'in ikilisi çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y kare. N'in n'lisi y üzeri n diye gidiyor. Hocam bu nedir ya, ben bunu ezberleyecek miyim? Yok, ezberlemeyeceğim. 2 dakika bekleyin. Ezberlemeyeceğim tabii ki. Sadece bunu niye buraya yazdık? Bazı özelliklerini tekrardan vurgulamak adına. Şimdi şu yaptığımız açılıma binom açılımı deriz. Yalnız bu açılım x'in azalan kuvvetlerine göre açılımıdır sevgili gençler. X'in azalan kuvvetlerine göre ne demek? Bakıyorsun buraya n var. Sonra n-1 var bir sonraki terimde. Bir sonraki terimde n-2 var sevgili gençler. Vallahi dudağım çok acıyor. N-2'ci kuvveti daha sonrasında azala azala gidiyor. Ve gördüğünüz üzere son terimde x'ten bir eser yok. Aslında var da kuvveti 0 diyebiliriz. X'in azalan kuvvetlerine göre ise bir yandan da aynı zamanda y'nin de artan kuvvetlerine göre düzenlenmiştir diyebiliriz. Ve sevgili gençler şurada da y üzeri 0 olduğundan da bahsedebiliriz. Biri artarken biri azaldığına göre bunların bir özelliği daha olmalı sevgili gençler. Nedir işte? Üstler toplamı, yani hem x'in hem de y'nin kuvvetlerini her zaman topladığın zaman sana n'yi verir. Bu n dediğimiz şey ne sevgili gençler? İşte şuradaki. Her zaman ama her zaman neyi verecektir?
X artı y'nin n'inci kuvvetinin açılımında n artı bir tane terim olduğunu lütfen kenara not al. Yani bunu en basitinden nasıl düşünebilirsin? Mesela x artı y'nin ben size karesini alın dediğim zaman siz ne diyorsunuz buna? X kare artı 2xy artı y kare. Hala x kare artı y kare diyen varsa şu an videoyu kapatabilir arkadaşlar. Şaka şaka kapatmayın. Instagram'da bile veya işte Twitter'da bile, sosyal medyada, hatta TikTok'ta bile vardır ya, hiç bilmiyorum. Ders anlatılıyor mu orada? Bilmiyorum. Anlatılıyorsa TikTok mu açsak ki? Neyse, siz yazarsınız, siz daha iyi biliyorsunuzdur. X artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kare olarak açıyoruz. Ve kimse de bunu sorgulamıyor. Yani niye mesela şöyle demiyoruz bunu? X kare artı y kare artı 2xy. Kimse bunu bu şekilde söylemiyor. Hatta bunu ilk hangi sınıfta öğrendiysek o sınıftan beri hocalar hep diyor ki birincinin karesi, sonra ikincinin karesi demiyor bak. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, sonra da ikincinin karesi diyor. Şimdi tabii bunun sebebi var. Yani hadi gelin bir de şunu yapalım da sonra sebebini gösterelim. X artı y'nin küpü neydi? Bu x küp artı işte 3x kare y artı 3x y'nin karesi artı y'nin kübüydü. Değil mi? Şimdi bunların bir sebebi var. Bu katsayıları bu şekilde düzenlememizin. Yani ben bunu açarken x küp artı y küp artı 3xy parantezinde x artı 7 diyebilirdim sonuç olarak, ama bu şekilde demiyoruz da illa ısrarla bu şekilde yazıyoruz. Bunların hepsi binom açılımından kaynaklı ve Pascal üçgeniyle alakası var sevgili gençler. İşte nedir Pascal üçgeni? Önce binom açılımıyla bir bağlantısını kuralım. Şimdi arkadaşlarım, gördüğünüz üzere kuvvetler 2, bunların toplamı 2, burası da 2. Kuvvet 3, 2 ile 1'in toplamı 3, 1 ile 2'nin toplamı 3, burası da 3, burası da 3. Haliyle yukarıdakinin de ikinci kuvvetinin açılımını yaptık. Ve sevgili gençler, dikkat etmeniz gereken yer şurası. Bunu niye bu şekilde aynı sıralamada yazıyoruz? İşte 1, 2, 1. Gördüğünüz üzere şuradaki katsayıları verir bize. 1, 2, 1. İşte buraya bakıyorsunuz 1, 3, 3, 1. Yani şuradakileri vermek zorunda. Veya sen dördüncü kuvvetini açarsan x artı y'nin dördüncü kuvvetini açmaya çalışalım hadi seninle beraber. X artı y'nin dördüncü kuvvetini açmak istiyorsan sen artık x'in azalan kuvvetlerine göre açalım. X üzeri 4'ü başa yazdım. Sonra 4'ün birlisi diyeceğim. 4 çarpı bunu bir azaltacaksın. X küp y'yi bir artıracaksın. Artı 4'ün ikilisi 6 çarpı x kare çarpı y kare artı 4'ün üçlüsü 4 çarpı x çarpı y'nin küpü artı y üzeri 4 diyeceksin. Katsayıları ister şuradan kopya çekersin, ister 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, ikilisi, 4'ün dörtlüsü diye devam edersin. Hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere x'in kuvvetleri azalırken gitgide y'nin kuvvetleri de gitgide artıyor sevgili gençler. İşte buna da 4. kuvvetin açılımı diyebiliriz. Olasılık fonksiyonu ekstradan çekeceğimiz videoda daha detaylı şeyler veririz sizlere. Olasılık fonksiyonu, örnek uzayın bir alt kümesinden 0-1 kapalı aralığına tanımlanan bir fonksiyon aşağıdaki aksiyonları sağlıyorsa bu fonksiyona biz olasılık fonksiyonu diyoruz ve P ile gösteriyoruz. İşte possibility'nin B'si, P'si. A, E örnek uzayında bir olay olsun. Bir A olayının gerçekleşme olasılığı sevgili gençler, sıfırdan daha büyük veya eşit, birden de daha küçük veya bire eşit olabilir. Yani bizim olasılığımız, olasılık fonksiyonumuzun görüntü kümesi, değer kümesi sıfırla bir arasındadır. Görüntü kümesi diyelim, daha doğru olur. Sıfırla bir arasındadır sevgili gençler. Yani hani bazen böyle kullanılıyor repliklerde falan. %1 milyon işte bu kupon tutar falan diyorlar. %1 milyon diye bir olasılık çeşidi yok zaten. Abartı olduğunu anlayabilirsiniz anlamayanlar için. P, E her zaman 1'dir çünkü E dediğimiz şey örnek uzaydı. Örnek uzayın gerçekleşme olasılığı her zaman 1'dir sevgili gençler. A kesişim B boş küme ise, yani bu iki küme ayrık küme ise, ya da bu iki olay ayrık olaysa diyelim. A ve B'nin, A veya B'nin gerçekleşme olasılığı A olayının gerçekleşme olasılığıyla B olayının gerçekleşme olasılığının toplamıdır arkadaşlar. PA 1 ise biz bu olaya kesin olay diyeceğiz. PA 0 ise imkansız olay diyeceğiz. Ayrık olaylar nedir sevgili gençler? Şimdi ayrık olayla
Genelde burada yok değil mi? Bir bakayım şöyle. Tamam. Şimdi olasılıkla sevgili gençler dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi de şu. Genelde öğrenciler ayrık olaylarla bağımsız olayları birbirine karıştırıyorlar. Bunlara da değinelim. Daha sonrasında da sorularımıza geçeceğiz. Şimdi bu ayrık olay dediğimiz ve bağımsız olay dediğimiz kavramlar. Ayrık olayı şu şekilde aklına tutacaksın. Mesela varsayalım ki bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçı var. Bu maç için 3 farklı olası durum söz konusu. Ya Galatasaray kazanır, ya bu maç berabere biter, ya da Fenerbahçe kazanır. Bakın hep arada ya da dedik. Dolayısıyla şöyle bir ihtimal yoktur, değil mi? Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı. Öyle bir şey yok. Sadece dostluk kazanır öyle. Öyle bir şey yok. İkisi aynı anda gerçekleşemez. Dolayısıyla sevgili gençler ayrık olaylar işte budur. Yani ikisi beraber gerçekleşemiyorsa, yani A olayıyla B olayının kesişimleri boş küme ise biz bu olaylara ayrık olaylar diyoruz. Peki bağımsız olaylar nedir? Şimdi yine ikisini aynı anda gerçekleştirecek bizde bu bağımsız olaylarda. Yoksa bağımsız olmasının olay altında sorulan bir sorunun manası yok. Bunu da şöyle düşünüyorsun. Az önce aynı maç içerisinden örnek verdik, değil mi? Varsayalım ki bu akşam Galatasaray'la Fener maç yapıyor. Beşiktaş'la da Trabzon maç yapıyor. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın kazanma olasılığından bahsedilebilir. Çünkü ikisi farklı maçlar. Yani Galatasaray kazandı diye Beşiktaş maçta yatacak değil. O da kazanabilir. Dolayısıyla bu olasılıktan söz edilebildiği için ve ikisinin beraber gerçekleşmesini istediği için ve farklı maçlar olduğu için gerçekleşebileceği için biz buna bağımsız olaylar diyoruz. İşte ayrık olaylarla bağımsız olayların farkı bu. Biraz cümleler yuvarlak çıkmaya başladı. Kusura bakmayın. Dudağım gerçekten ama gerçekten çok acıyor sevgili gençler. Kusura bakmayın. Şimdi dua edersiniz artık. Gülemiyorum da. Gülünce çok fena acıyor çünkü. Diyoruz ki ayrık olaylarda A veya B'nin gerçekleşme olasılığı PA artı PB'dir arkadaşlar. Yani iki olayın olasılıklarını topluyorsunuz. A kesişim B boş kümeden farklıysa olaylar ayrık değildir. Bu durumda bunu da kümelerden biliyorsunuz siz zaten. Şöyle gösterelim. Mesela şöyle bir küme olsun. Şu da ikinci küme olsun. Şurası A kümesi. Şurası da B kümesi olsun arkadaşlar. Şurada A eleman. Burada B eleman. Burada da C eleman varsa. Sen SA birleşim B'yi nasıl buluyordun? SA birleşim B'yi nasıl buluyordun bakayım? Söyle. SA artı SB eksi SA kesişim B ile buluyordun değil mi? Aynı şey olasılıkta da geçerlidir. Sen A'nın olma olasılığıyla B'nin olma olasılığını toplarsan ikisinin beraber olma olasılığını iki defa toplamış olursun. Dolayısıyla bir tanesini çıkarmak zorundasın. İşte bu kesişime ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı diyoruz. Anlaştık mı? Bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı daima birdir. Bunu da nasıl gösteririz? İşte PA ile PA'nın tümleyeni ya da A'nın değili hiç fark etmez. Toplamı birdir. Bunları nasıl okuyacaksın tabii sen? PA, PA'nın değili diye okuma. A'nın gerçekleşme olasılığı ve A'nın gerçekleşmeme olasılığı diye okursan sorularda daha başarılı olacaksın. Hafiften de kanıyor. Devam. Bir örnek uzay sadece A, B ve C ayrık olaylarından oluşmuşsa eğer sadece bu 3 olaydan oluştuğuna göre bu 3 olayın bu 3 olayın gerçekleşme olasılıklarının toplamı 1'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Az önce verdiğimiz örnek maç örneği buna gayet iyi uyuyor. Dersin ki Galatasaray'ın kazanma olasılığı, berabere bitme olasılığı ve Fenerbahçe'nin bitme olasılığı. Bir maç bu üçünden haricinde farklı bir olayla zaten bitmiyor. Dolayısıyla sevgili gençler bunların hepsinin de gerçekleşme olasılıklarının toplamı biridir. Yani mesela Galatasaray'ın kazanma olasılığı %40 ise, Fener'in kazanma olasılığı %35 ise, berabere kalma olasılığı nedir? Maçın %25'tir. İşte bu şekilde düşünülebilir. Çünkü bunların hepsinin toplamı bize %100'ü verecektir. Hocam bu %100'de 1 arasında ne gibi bir bağıntı var diye sorma. Git ilkokul çocuğuna sor. %100 yaz bakayım dersen bu şekilde göstermez. Yüksek ihtimalle şu şekilde gösterecektir %100 diye. Sen de bunu zaten 1 olması gerektiğini biliyorsun. Güzel kardeşim.
Evet, ben şimdi içeriden bir peçete alayım geleyim çünkü dudağım hafiften kanamaya başladı. Sen de gel beraber şimdi o introdan hemen sonra sorularımızı çözelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi gençler içlerinde Didem'in de bulunduğu 3 kişi spor salonuna gitmekteymiş. Pekala. Bu üç arkadaş çantalarını yukarıdaki görselde verilen 15 dolaptan farklı birine koyacaklar. Sarıya boyalı dolapların dolu. Didem'in yeşile boyalı dolaba çantasını koymayacağı bilindiğine göre kaç farklı dolap seçimi yapılabilir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şunlar dolu zaten sarılar. Buralara yerleştirilmeyecek. 15 tane dolap vardı. Geriye kaldı 10 tane boş dolap. 10 tane boş dolap var. Tamam, eyvallah. Ama bir şart daha var. Şimdi 3 kişi vardı. A kişisi, B kişisi, bir de Didem var sevgili gençler. Şimdi gelin Pidem Pidem der gibi oldu ya. Dur, Didem yazalım oraya. Didem var bir de. Şimdi A kişisi sevgili gençler bu 10 tane boş dolaptan 10 tanesinden farklı bir tanesini seçebilir. 10 tanesinden bir tanesi. B kişisi ise A'nın çanta koyduğu yere koyamayacağı için 9 tane seçebilir. Ama şöyle bir durum var. Didem buraya koymayacak diyeceğiz. E hocam o zaman 7 diyeceğiz işte. O zaman sonucu yanlış buluruz. Yani 10 çarpı 9 çarpı 7'den 630 bulursun. Şıklarına bakıyorsun böyle bir şey de yok. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Ben buraya 10 çarpı 9 dedim ya. Didem'e diyorum ki en başında o şartı yani bize yasakladığı şartı düşünmemiz lazım. Şu ikisini siliyorum. Bakın Didem'e diyelim ki yeşil dolaba koysun. Hocam koymasın diyor. Ya koysun kardeşim Didem yeşil dolapta olsun. Didem'i ben buraya eşyalarını buraya koydum. Didem'i dolaba koymayalım. Didem'in eşyalarını dolaba koyduk. Peki A kişisi için kaç farklı durum söz konusu şu an? 9. B kişisi için kaç farklı durum söz konusu? 8. Yani 72 tane durum var. Ama bu 72 durum ne biliyor musunuz? İstenmeyen durum. İstenmeyen bir durum. E tüm durum ne? Hocam A kişisi 10 dolaptan birine, B kişisi 9, Didem de 8 dolaba koyardı. Tüm durumda 720 olurdu. Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkaracak olursan sen İşte senin karşına istediğimiz durum yani sorunun bizden istediği durum karşına çıkar. 720'den 72'yi çıkaracaksın. Yani 700'den 52'yi çıkaracaksın. Yani cevabına 648 diyeceksin. Doğru cevap da Denizli seçeneğinde verilmiş olur deriz arkadaşlar. Geçtim ikinci soruya. Aralarında 3 çiftin bulunduğu 7 kişilik bir grup. Şimdi aralarında 3 tane çift bulunuyorsa o çiftleri şöyle aralarında görünmez bir gönül bağıyla birbirlerine bağlıyoruz. Diğer kişi bekar. Pekala. Dikdörtgen şeklindeki iki sıra halinde toplam 8 kişilik masaya kişiler arasında boş sandalye bırakmamak ve eşler karşılıklı oturmak üzere bu 7 kişi kaç farklı şekilde oturur diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım, eşler karşılıklı oturuyorsa şunlar birinci eşler karşılıklı oturduk. İkinci eşler karşılıklı oturdu. Üçüncü eşler karşılıklı oturdu. O bekar olan kişiyi ise nereye oturtalım sevgili gençler? Varsayalım ki şuraya otursun diyelim. Şimdi ama buraya da oturabilir. Şimdi şunu sildim. Ben diyorum ki bu bekar olan kişi şu an iki farklı yerden herhangi bir tanesine oturabilir. Çarp. Çarpı diyorum. Devam ediyorum. Peki bu iki farklı yerden bir tanesine oturabilir dedik ama şu an çiftler bu şekilde otururken şu iki çift kendi arasında da yer değiştirebilir. Bakın hangi ikisi? Şu ikisi sevgili gençler kendi arasında. E bu ikisi de kendi arasında. Bu ikisi de kendi arasında yer değiştirirse çiftler yine karşılıklı oturmuş olur. O zaman ben diyorum ki 2 çarpı 2 çarpı 2. Peki. Güzel, hoş. Ama şöyle de bir durum var. Biz çiftleri sadece şu ilk 6 sandalyeye oturttuk. Bekar da buraya oturdu. Bekarın şuradaki sıraya oturma gibi bir ihtimali veya buraya veya buraya oturma ihtimali yok mu arkadaşlar? Var. Ama ondan önce bir de şöyle bir durum var. Daha biz bu ilk durumu bitirmemişiz. Çarpı. Diyorum ki
Şu birinci çifte 1 diyelim. İkinci çifte 2, üçüncü çifte 3. çift diyelim. Bir de bunlar kendi aralarında yer değiştirmez mi? Çift olarak değiştirebilirler hocam. O zaman bir de çarpı 3 faktöriyel diyorsun. Tamam, ona da eyvallah. Devamı var mı hocam? Devamı var. Şu. Artık tüm bunları sıraladık ya. Ben bir de diyorum ki bekar olan adam, kişi şuraya oturabildiği gibi şu karşılıklı olan iki sandalyeden ikisinden birine şuraya da şuraya da şuraya da oturabilir. Yani toplamda 4 farklı da seçeneği vardır bu adam. Zaten bekar olan adam şuraya oturduğu zaman karşısı boş kalır değil mi? Aa, özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu son söylediğim durumu ortadan çıkaralım. Şöyle çiftle herhangi iki kişi arasında hiçbir boşluk kalmasın diyordu değil mi? Yani ben bekarı şuraya oturttuğum zaman iki kişi arasında hiçbir boşluk kalmıyor. O zaman diyeceğim ki bekar ya sağ baştan bir yere oturacak ya da sol baştan bir yere oturacak. O zaman ne diyeceğim? Çarpı 2. Güzel. Şimdi bunu yapalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yapar? 32. Çarpı şurası neydi? 6. Hocam 6 kere 32 kaç yapar? 192 yapar. Demek ki cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiş olur. Böylelikle sevgili arkadaşlar 3. sorumuza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından oluşan kümenin elemanlarının tamamı aşağıda gösterilen 2 çarpı 3'lük dikdörtgen içine yerleştirilecektir. Üst satırda bulunan sayılar hemen altında bulunan sayıdan daha büyük olacak. Yani bu bundan büyükmüş, bu bundan büyükmüş, bu da bundan büyükmüş sevgili gençler. Ve üst satırda bulunan sayıların toplamı 3'ün katı olmak zorunda diyor. Peki bu dikdörtgenin içi kaç farklı şekilde doldurulabilir? Hadi çözelim. Şimdi mantık yürütelim. Ben diyorum ki bu 6 sayısı hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde alt satırda bulunamaz. Neden? Çünkü 6'dan daha büyük bir sayı yok. Doğru mu? 6 mecburen yukarıda bulunacak. En sağda bulunmak zorunda mı? Hayır. Sıralayacağız birazdan zaten. Pekala. Bir sayısı da hiçbir şekilde üst satırda bulunamaz. O zaman mecburen altta bulunacak. Şimdi ben yukarı 6 yazdıysam yanına öyle 2 tane büyük sayılar yazmam lazım ki yani 2, 3, 4, 5'ten 2 tanesini yazmam lazım ki toplamları 3'ün katı olsun. Bu durum için buraya 5, buraya 4 yazabilirim. 2 ile 3'ü de buraya koyarım. Üst satırın toplamı 15 olur, 3'ün katıdır. Başka bir şey yazabilir miyiz? 6'yı mecbur yazıyorduk. 4'ü yazarım, bir de 2'yi yazarım. Bu sefer aralarına 2 fark bırakayım ki 3 kere 4'ten toplam 12 olsun, 3'ün katı olsun. Başka da bir şey yazılabilir mi? Yazılamaz. Pekala. Şimdi 2, 4, 6'yı da sevgili gençler onu da aradan çıkaralım. 2, 4, 6 muhabbeti için de 2'nin altına mecburi olarak 1 gelecek. 4'ün altına mecburi olarak 3 gelecek çünkü 2 veya 1 gelemiyor. 5'i de yazamıyoruz. 6'yı da yazamıyoruz. 6'nın altına da 5 kalacak. Yani bunlar birbirinden ayrılmadan sıralanacaklar. Kendi içlerinde ikişerli ikişerli sıralanacaklar. Kendi içlerinde dediğim mesela şununla şu yer değiştirebilir. Bununla bu yer değiştirebilir gibi. Pekala. Ama şu sol taraftaki durum için kafalarına göre takılabilirler. Yani bunlar kendi aralarında, bunlar kendi aralarında sıralanabilir. O halde gelin dediklerimizi yapalım. Bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel çarpı. Bunlar da kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde sıralanırlarsa 6 kere 6'dan toplamda sevgili gençler 36 farklı durum söz konusudur. Ya da dedik artı şunlar grup halinde böyle kırmızı bloklar halinde yer değiştirirlerse hem üst satırdakiler alt satırdakilerden daha büyük olacaktır. Hem de üsttekilerin toplamı 3'ün katı olacaktır dedik. Dolayısıyla bunlar da kendi aralarında 3 faktöriyelden 6 biçimde sıralanırlar. 36 artı 6'dan cevabımız da kaç olacaktır? 42 olacaktır diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. A noktasında bulunan bir fare, B ve C noktalarında bulunan peynirlere ulaşmak için çizgiler üzerinde hareket edecektir. Pekala. Fare ilk olarak C noktasındaki peynire, sonra oradan diğer peynire doğru en kısa yoldan hareket edecektir. Buna göre fare bu yolculuğu kaç farklı yoldan yapabilir? Şimdi sevgili gençler, öncelikle bizim faremiz C noktasındaki peynire gidecek. C noktasındaki peynirden sonra da B noktasındaki peynire doğru gidecek. En kısa yoldan diyor ama. En kısa yoldan. En kısa yoldan diyorsa farenin mesela bence şurada hiçbir işi yok. Çünkü şöyle gelirse yolu uzatmış olur. C için bir de yukarı çıkmış oluyor. En kısa yoldan sorularında bir kere aşağı ve sonra onu tamamlamak için bir kere yukarı gibi saçma sapan hareketler yapmayacağız.
O halde en kısa yoldan gidebilmesi için sevgili gençler bu faremizin bizim şu rotanın dışına çıkmamamız şarttır. Bu rotanın dışına çıkmayacak. Pekala, artık A'dan C'ye kaç farklı yol var? En kısa yoldan gidilebilir. Bu sorunun cevabını biz biliyoruz. Burası 5 defa sağ, bir defa aşağı olduğu için 5 artı 1'den 6 faktöriyel bölü 5 tane sağ hareket olduğu için 5 faktöriyel, bir tane aşağı hareket olduğu için 1 faktöriyel. İkisini birbirine oranlarsam 6. Yani A'dan C'ye 6 tane farklı yol mevcut. Şimdi de C'den B'ye gidecekti. C'den B'ye gidebilmek için de sevgili gençler şunları siliyorum. Bu sefer hangi rotanın dışına çıkmaması lazım? İşte sevgili gençler bu dikdörtgenin dışına çıkmadan en kısa yoldan B'ye ulaşması lazım. Şimdi ben diyorum ki C'den B'ye giderken 2 defa sola, 5 defa yukarı hareket etmek zorunda. Yani toplam 7 faktöriyel bölü 5 tane yukarı, 2 tane sola hareketi vardı. 7 faktöriyeli 5 faktöriyele bölersem 7 kere 6 kalır. 2 faktöriyelle de bunu sadeleştirirsem burası da 21 gelir. Şimdi önce C'ye, bakın A noktasından C'ye, C noktasından da B'ye gitmişti. A'dan C'ye 6 farklı yol, C'den B'ye de 21 farklı yol varsa A'dan B'ye 6 kere 21 yani 126 tane farklı yol vardır. Dolayısıyla cevap da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hem de nasıl biliyorsunuz? Gönül rahatlığıyla. Devam sevgili gençler. Yukarıda verilen düğmelerden aynı renkli olanlar özdeştir. Kırmızı düğmelerin tamamı yan yana veya üst üste olmak şartıyla verilen düğmeler kaç farklı şekilde sıralanırlar diye soruluyor. Zaten şu an istenen bir durum söz konusu. Kırmızılar bakın burada yan yana arkadaşlar. Diğerleri de yani şunlar sıradan çinko karbon piller. Kendi aralarında 6 faktöriyel bölü 3 tane siyah, 3 tane yeşil var. Tekrarlı permütasyon olduğunu söylemiştik. Peki bu kadar dedik. Ama kırmızılar burada olduğu gibi şurada da şurada da olabilir. Evet. Hatta kırmızılar bu 3 tane durum gibi alt alta üst üste de sıralansın istiyor ya. Burada da, burada da, burada da olabilir. Yani bu hareketten toplam 6 tane mevcutmuş arkadaşlar. O halde ne diyeceğiz? 3 faktöriyel 6'ydı. Bunlar gitti. Üst taraf 720, alt taraf 6. 720'yi 6'ya bölecek olursanız da cevabı 120 olarak bulursunuz. Cevabınız Denizli seçeneğinde verilmiştir. Anlaştık? Basit düşünüyorsunuz ya. Öyle zorlamaya çok lüzum yok. Yani emin olun öğretmenliğimin ilk yıllarında da geçerli bu. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılık sıkıntılı konuydu benim için. Yani mezun oldun eyvallah. İşe başladın. Bir dershanede çalışıyorsun. Tamam ama yani yeni yetme hocasın. Sonuç olarak öğretmen olunca her şeyi biliyorsun diye bu kural söz konusu bile değil. Türkiye birincisi de her şeyi bilmiyor emin ol. Dolayısıyla matematik okumuşsun, çıkmışsın, mezun olmuşsun. Güzel işe başlamışsın ama matematik öğretmenisin diye her altı bilmiyorsun. En çekindiğim konuydu permütasyon, kombinasyon, binom olasılık. Hatta 11. sınıflar permütasyon, kombinasyon, binom olasılıktayken çok çekinerek anlatmıştım. Çünkü o kadar tehlikeli bir konu ki. O zamanlar öyle geliyordu. Şimdi tabii işin püf noktaları var. Gündelik hayatına düzgün uyarlayacaksın. Gerçekçi bir hikaye yaratmaya çalışacaksın kafanda soruyu okurken. O zaman çok basit geliyor sorular. Bak bunu dene, göreceksin. Emre, ajandasına gün sonunda günü güzel geçtiyse G, kötü geçtiyse K, normal geçtiyse de N yazmaktı. Peki. Emre bir hafta sonunda ajandasına baktığında 3 tane G, 2 tane N ve 2 tane K harfi yazdığını görmüş. Aşağıda Emre'nin ajandasından bir kesit gösterilmiş. Buna göre Emre bu harfleri kaç değişik şekilde yazabilir diye sorulmuş. Bir kere Salı gününün normal geçtiğini biliyoruz. Perşembe gününün de nasıl geçtiğini biliyoruz. Güzel geçtiğini biliyoruz. Peki. Toplam 3 tane G harfi vardı. Biz 2 tane daha yazacağız. Toplam 2 tane N harfi vardı. Biz bir tanesini yazmışız. Bir tane daha yazacağız. Ve geri kalanları da kötü geçmiş olacak. Ama ben bunları rastgele sıraladım. Tabii sen olsan başka bir şekilde, bir başkası olsa başka bir şekilde sıralardı. İşte biz diyoruz ki en az kaç tane farklı, en fazla kaç tane farklı görüntü oluşur
diye soruyoruz. Yani buradaki mavi ile yazdığım, kendi doldurduğum kutucukları kaç farklı şekilde sıralarız diye soruyoruz. Arkadaşlar burada 5 tane farklı şey var. 5 faktöriyel. Ama ve lakin şu güzel geçen günle bu güzel geçen günün notunu değiştirsem, yani g'leri değiştirsem bir şey değişir mi? Değişmez. O zaman 2 faktöriyele böleceğiz. Ve buradaki k'ları da yer değiştirdiğimiz zaman bir şey değişmediğine göre gene 2 faktöriyele böleceğiz. Yani 120'yi 4'e böl demiş. Cevap ne çıkar? 30 sevgili gençler. O halde cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Devam. Diyor ki yukarıda üst kısımda 2 kişinin gözlüklü olduğu 8 kişilik A ailesi. Bakın gözlüklülerden birisi burada bu teyzemiz. Diğeri de bu ablamız. İkisi de gözlüklü. Alt kısımda ise bir kişinin gözlüklü olduğu 6 kişilik B ailesi var. Gözlüklü olan şu Efecan. Tamam? İsmini salladım. A ve B ailelerinden karşılıklı olarak ikişer kişi yer değiştirmiş ve bu değişiklik sonunda B ailesinde hala ama hala bir kişinin gözlüklü olduğu saptanmış. Buna göre yer değiştirme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş bize. Şimdi mantık yürüteceğiz. Ben A ailesinden bir kişiyim. B ailesi de karşımda duruyor. 6 kişilik bir aile onlar da. Şimdi diyorum ki 2 kişi karşılıklı yer değiştirecek. Tamam. Daha sonrasında ikişer kişi yer değiştiriyor. Ve daha sonrasında hem benim hem de karşıdaki ailenin içerisindeki gözlüklü kişi sayısı aynı kalacak. Bunu nasıl başarabiliriz? Birinci ihtimal. Hiç öyle şeye girmeyiz. Alengirli işlere girmeyiz. Deriz ki bizden iki tane gözlüksüz size gitsin. Sizden de iki tane gözlüksüzü bize yollayın. Tamam, güzel, mantıklı. O zaman hemen bunu hayata geçirelim. 3 tane, 4, 5, 6 tane gözlüksüz var. 6 tane gözlüksüzden kendi ailemden 2 kişiyi seçtim. Çarpı karşıdan da 2 tane gözlüksüz seçeceğim. Kaç kişi arasından? 5. 5'in ikilisi seçtim ve yer değiştirdim. 6'nın ikilisi 15, 5'in ikilisi 10, çarptım. 150 tane farklı durum gerçekleşti şu an. Peki başka mümkün müydü? Farklı bir durum var mı? Var. Şöyle derim. Benden bir tane gözlüklüyle bir tane gözlüksüz, karşısında bir tane gözlüklüyle bir tane gözlüksüz yer değiştirsin derim. Tamam, bu da mantıklıymış. Buradan 8 kişilik aileden bir tane gözlüklü seçeceğim. 2 tane gözlüklü vardı. 2 kişiden birini seçtim. Çarpı 6 tane de gözlüksüz vardı. 6 kişiden birini seçtim. Çarpı karşıda bir tane gözlüklü vardı. 1 kişiden birini seçtim. Çarpı 5 tane gözlüksüz vardı. 5 kişiden birini seçtim. Olay bitti. 2'nin birlisi 2, 6'nın birlisi 6, 1'in birlisi 1, 5'in birlisi 5, 2 kere 6, 12, 5 kere 1, 5, 5 kere 12 de 60 yapar sevgili gençler. 150 durum burada, 60 durum da burada vardı. Toplamda ise 210 tane durum söz konusudur. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Anlaşmışsızdır umarım. Geçtim bir diğer soruma. Küçük A, A'nın... Küçük B de A'nın eleman olmak üzere A kümesinin içinde A'nın eleman olarak bulunduğu ve B'nin eleman olarak bulunmadığı 3 elemanlı alt kümelerin sayısı 6'dır. Şimdi diyor ki 3 elemanlı bir alt kümemiz sayacağız biz bunları. A eleman olarak bulunsun diyor, B bulunmasın diyor. Şimdi ben bu A kümesinin içerisinde A ile B'nin olduğunu biliyorum. Devamında başka elemanlar var mı yok mu bilmiyorum. Deme varmış onu biliyorum da hani ne olduklarını bilmiyorum. Şimdi A bulunsun diyor. A'yı bulunduğu için sildim. B bulunmasın diyor. Onu da bulunmadığı için sildim. Şurada n tane eleman varsa 3 elemanın alt kümelerinin sayısını ben şuraya 2 tane daha eleman seçerek bulurum. Yani n tanesinden 2 tanesini seçince 3 elemanlı içerisinde A bulunan ama B bulunmayan alt küme sayısını buluruz. Yani 6'yı. Şimdi n'nin ikilisi 6 ise bu ne 4'tür hocam? Evet 4'tür. Demek ki burada 4 tane daha eleman varmış. Bana diyor ki A kümesinin eleman sayısı. 1, 2, 4 de burada 6 tane elemanı vardır. Bizim bu A kümemizin diyeceğiz sevgili gençler. Evet geçiyoruz bir diğer sayfamıza arkadaşlar. Burası aynen son 8 tane sorumuz kaldı. Sabırla dikkatle dinlemeye devam edin. Bu sorular
Ateş ediyor sevgili gençler. Yani ÖSYM'de, TYT'de çıkma potansiyeline sahip sorular, haberiniz olsun. Bir kasap reyonuna gelen müşteri, yukarıda bölümleri gösterilen kuzunun 4 farklı bölümünden sipariş etmiş. Müşterinin sipariş kağıdının bir bölümü yanına gösterilmiş. Bir but incik sipariş etmiş, bir de paça sipariş etmiş. Buna göre müşteri siparişi kaç farklı şekilde yapmış olabilir diyor. Listedeki siparişlerin sıralamasının hiçbir önemi yok diyor. Yani diyor ki ulan diyor permütasyon yapmayacaksın diyor. Kombinasyon yapacaksın diyor. Bana ne senin sıralamandan diyor. Anlaştık. Peki şimdi but inciyi sipariş etmiştik. Onu bir silelim. Paçayı da sipariş etmiş. Ha burayı. Burayı da silelim. Demek ki bu adam kol seviyor deyip kol incik verebiliriz. Ama öyle bir şey yok. Biz iki tane daha sipariş vereceğiz. Kaç tanesinin içinden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesinin içinden iki tane daha seçip aha da şuraya yazacağız. O zaman cevap bu. Onun ikilisi. Bu da 10 çarpı 9 bölü 2 faktöriyel değil miydi? Yani 45. O zaman cevap 45'tir. Fazla kasmaya gerek yok. Devam. Bir diğer sorumuz. Bir okulda A sınıfında 10, B sınıfında da 8 kişi var. Tamam. A ve B sınıflarından toplam 5 tane öğrenci seçilecek. Toplam 5 öğrenci. Tamam. Her sınıftan en az bir öğrenci seçilecek. Ve A sınıfından seçilen öğrenci sayısı B sınıfından seçilen öğrenci sayısını geçmeyecek diyor. Şimdi A sınıfı, B sınıfı bunlardan sevgili gençler. Buradan A kişi, buradan B kişi olacak ve A toplamda 5 olacak. Ve diyor ki A sınıfından seçilen öğrenci sayısı B sınıfından seçilen öğrenci sayısını geçmeyecek diyor. O zaman ya bir öğrenci buradan, dört öğrenci buradan, ya iki öğrenci buradan, üç öğrenci buradan, üç öğrenciye iki öğrenci yapamayacağız. Niye? O zaman A sınıfındaki öğrenci sayısı B sınıftaki öğrenci sayısını geçmiş olur. Peki A sınıfından bir tane öğrenci seçelim hadi. 10 tanesinden bir tanesini seçtim. Çarpı B sınıfından 4 tane seçmem lazım. B sınıfı 8 kişiydi. 8'in 4'lüsü artı A sınıfından 2 tane de seçebilirdik. Onun ikilisi. B sınıfından da 3 tane seçeceğiz. Yani 8'in 3'lüsü. Cevabımız budur sevgili gençler. Bu da hangi seçenekte verilmiş? Edirne seçeneğinde verilmiştir. Bir bakalım. Yok, Edirne seçeneği değil. Bir daha bakalım. 10'un 1'lisi 8'in 4'lüsü. 10'un 2'lisi 8'in 3'lüsü tamam. 10'un 8'lisi, 8'in 5'lisi, onun ha. Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Sebep? Çünkü bu 10'un 9'lusu 10'un 1'lisine eşittir biliyorsunuz. 8'in 4'lüsü zaten 8'in 4'lüsü artı 10'un 8'lisi 10'un 2'lisidir. 8'in 5'lisi de 8'in 3'lüsüdür. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Az daha Edirne diye zıplıyorduk ha. Geçtik arkadaşlar. Bir diğer sorumuza şu kısmı silelim. Diyor ki aşağıda 6 kişilik bir sınıf görseli verilmiş. Bu sınıfta okuyan 6 kişiden 3'ü Dilek, Fatih ve Melis'tir. Dilek var. Fatih var. Melis var. Pekala. Buna göre Dilek, Fatih ve Melis'in önde bulunan sıralarda oturuyor olma olasılığı nedir? Diye sorulmuş. Şimdi Dilek'i buraya, Fatih'i buraya, Melis'i buraya sabitledim. Diyeceğim ki bunlar kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirirken arka sıralarda oturan sıradan çinko karbon pil olan öğrenciler de 3 faktöriyel biçimde kendi aralarında yer değiştirir. Bizden istenen durum adedi 6 kere 6'dan 36'dır. Güzel. Şimdi tüm durum. Bu sınıf 6 kişi değil mi? 6 faktöriyeldir o zaman. 6 kişilik bir sınıfın da 720 farklı biçimde oturma düzenine sahip olması çok ilginç geliyor bana. Ama bu öğrenciyken ilginç geliyordu. Öğretmenken de çok ilginç geliyor. Neyse. 6'ya böldüm 6, 6'ya böldüm 120, 6'ya böldüm 1, 120'ye böldüm. Kaç geldi? 20. Yani cevabımız kaçmış? 1 bölü 20'ymiş sevgili gençler. Cevap Adana'ydı. Devam edelim. Mesela şu da çok ilginç geliyor. Mesela diyoruz ya 5 kişilik bir arkadaş grubu. 5 kişi arkadaşız. 5 kişi arkadaşız yani çok basit bir olay. Sokağa çıktım geziyorum mesela. Çıkamıyoruz gezemiyoruz da şu an çıktık geziyoruz varsayalım ki eski günlerdeki gibi. Sonra 5 kişi yan yana durup fotoğraf çekinmek istedik. Eğer ki biz farklı sıralamalarda fotoğraf çekinmek istiyorsak
120 tane fotoğraf çekmemiz lazım. Bu da çok ilginç geliyor mesela. 5 kişi nasıl 120 farklı filmi sıralamıyor? Vallahi sıralamıyor ya. Çok ilginç değil mi matematik? Yukarıda 7 bölümden oluşan şifre belirleme cihazında her bölümde 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam bulunuyor. 0'dan 9'a, tamam, güzel. Bu bölümleri rastgele çeviren Nermin Hanım her bölümde okların gösterdiği rakamları şifre olarak belirleyecek. Tamam. Örneğin yukarıda verilen görselde şifre 1-2-3 olarak belirlenmiş. Buna göre Nermin Hanım'ın belirlediği şifrede rakamların soldan sağa doğru azalan bir sırada olma olasılığı nedir? Azalan bir sırada olacaksa A büyük, B büyük, C'den bahsediyor. Şimdi siz bu sorunun türevlerini çok çözdünüz. Yani 0'dan 9'a kadar olan rakamlar kümesinde 3 tane sen rakam seçiyorsun. Ve bu 3 rakamı da birleştirip A, B, C 3 basamaklı doğal sayısı yazıyorsun. A büyük, B büyük, C şartını sağlayan kaç tane A, B, C doğal sayısı vardır diye sorulduğu zaman sen ne yapıyordun? Direkt onun üçlüsünü seçiyordun. Burada da aynısını yapacaksın. Hocam bu onun üçlüsünü niye seçiyoruz? Bak şimdi o da çok önemli. Arkadaşlarım 0, 1 üşenmeyeceğim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10 tane rakam var. Şimdi siz de kendiniz şu an ekrandayken yapın. 3 tane rastgele sayı seçin bunların içinden. Ben 3'ü seçtim, 7'yi seçtim, bir de 1'i seçtim. Yazalım. 3'ü seçtik, 1'i seçtik, 7'yi seçtik. Şimdi ben soldan sağa doğru azalan biçimde yazacaksam bunları 7, 3, 1 yazarım. Başka türlüsünü yazamam. İmkanı yok. Yani yazabilir misiniz? Yazın hadi. Siz de seçtiğiniz rakamları yazın. 731. Başka bir şey yazamazsınız. Şimdi o zaman ben diyorum ki demek ki benim her seçtiğim 3 tane sayı bana sadece tek bir sıralama veriyor. O zaman ben de uğraşmam. 10 tane rakam vardı. 3 tanesini kaç farklı biçimde seçerim onu sayarım. Tamam? Demek ki istenilen durum onun üçlüsü. Tüm durum ne sevgili gençler? Şuraya 10 rakamdan birisi gelebilir. Buraya da 10 rakamdan, buraya da 10 rakamdan bir tanesi gelebilir. Onun üçlüsü 120 idi. 10 çarpı 10 çarpı 10 dersek buraya da. Şu 10'la şu 0 gider. Daha sonrasında da bunu 2'ye böldüm 5, bunu 2'ye böldüm 6, bunu 2'ye böldüm 5, bunu 2'ye böldüm 3. Yani cevap 3 bölü 25 olacaktır diyebiliriz. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Ve sevgili gençler son sayfamızdayız. Herkesin en az 2 dersten başarılı olduğu bir sınıfta fizik, tarih ve İngilizce derslerinden başarılı olan kişilerin sayısı SF, ST ve SI'dir. Güzel. Şimdi I ile F'nin kesişimi 7, F ile T'nin kesişimi 8, T ile I'nin kesişimi 10'dur denilmiş bize. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her 3 dersten de başarılı olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre bu her 3 dersten başarılı olan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi diyor ki herkesin en az 2 dersten başarılı olduğu demiş. Yani tek dersten başarılı olan kimse yok. O zaman ben şöyle bir küme çizdiğim zaman arkadaşlar, şöyle ve şöyle çizelim. Şuraya diyelim ki fiziğin F'si, buraya tarihin T'si diyelim, buraya da İngilizcenin İ'si diyelim. Her 2 dersten başarılı olanlar vardı. İngilizce ile fiziğin kesişimi 7 kişiymiş sevgili gençler. Yani şurada toplam 7 kişi varmış. Ben şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim. A artı B'nin 7 kişi olduğundan bahsedebiliriz artık. Fizikle tarihin kesişimi 8 kişiymiş. O zaman ben şuraya C diyeyim. B ile C'nin toplamı da sevgili arkadaşlarım 8'miş. Tarih ile İngilizce'de toplamı 10'muş. Buraya da D dersek B artı D de tabii ne olur? 10 olur. Toplayalım hepsini. Ne oldu sevgili gençler toplayınca hepsini? Bakıyoruz. A artı. D'den bir tane var. C'den bir tane var. B'den 3 tane var. Tamam. Hepsinin toplamı da 7, 8, 15, 10 daha 25 yapacaktır. Güzel. Şimdi ben bu sınıfta sevgili arkadaşlarım toplamda A artı B artı C artı D kişi olduğunu biliyordum. Tamam, sınıfın toplam mevcudu bu. Ve bana demiş ki her 3 dersten de başarılı olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Yani ben şunu şöyle yazarsam, B'yi tüm sınıfa bölersem bunun 1 bölü 3 olması gerektiğini de biliyorum. Yani o zaman 3B dediğimiz şey aslına bakarsanız A artı B artı C artı D'dir.
İçler dışlar çarpımında. Bize diyor ki her 3 dersten başarılı olma olasılığı. O zaman ben şöyle diyeyim mi artık? Burada A artı C artı D eşittir. Şu B'yi bu tarafa atın, 2B kalsın. Bakın A artı D artı C neymiş arkadaşlar? 2B'ymiş. O zaman 2B ile 3B'yi toplayın. 5B. 25 ise B kaçtır? 5'tir. Bize ne sorulmuştu? Her 3 dersten başarılı olan, yani B sorulmuştu. Cevap da Denizli seçeneği olur o halde diyebiliriz. Güzel soruydu. Geçtik bir diğer sorumuza. Kemerli sorudayız. Yukarıda bir kemer görseli verilmiştir. Aşağıda kişinin ağırlığına göre kemeri kaçıncı delikten bağladığını gösteren tablo gösterilmiştir deniliyor. Pekala. Şimdi ağırlığı 30 ile 40 arasında olan kişiler 5. deliği, 40 ile 50 arasında olanlar 4, 50 60 3, 60 70 2 ve 70 80 arasında olanlar da 1. deliği kullanacak. Ağırlıkları 45, 52, 57, 63, 65 ve x kilogram olan 6 kişi arasında rastgele 2 kişi seçildiğinde bu kişilerin kemerini aynı delikten bağlama olasılığı 1 bölü 5'tir denilmiş. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi 6 kişiden herhangi 2 kişiyi seçme durumu aslında bakarsanız bizim olasılığımızda tüm durumdaki paydadır. Yukarıya da biz bir sayı yazacağız ve bunun 1 bölü 3 gelmesini istiyoruz. Sen biliyorsun ki buradaki 6'nın ikilisi 15'tir. O halde ben bu 6'nın ikilisi yerine 15 yazabilirim. 15 3'ün 5 katıydı. 15 3'ün burası 5 olacak bu arada, üzgünüm. Şurası 1 bölü 5'ti. Ben 1 bölü 3 yazdım yanlışlıkla. Sen de içinden diyorsundur bu hoca ne yapıyor diye. 5'in 3 katı 15. O zaman 1'in 3 katı da burası da 3'müş. Yani birbiriyle aynı deliği kullanan toplam 3 kişi varmış diyebiliriz biz bu grupta. O halde sevgili gençler, bakınız 30 ile 40 arasındakiler, ki burada yok bu grubun içerisinde, 40 ile 50 arasında değil mi 45? O zaman bu 4. deliği kullanıyor. 52 3. deliği kullanır. 57 de 3. deliği kullanır. 63 şurada 2. deliği kullanır. 65 de burada, o da 2. deliği kullanır. Bakın şu ikisi aynı deliği kullanıyor. Şu ikisi de aynı numaralı kemer deliğini kullanıyor ve derim ki o zaman şu ikisi de aynı numaralı deliği kullansın. Yani x 40 ile 50 arasında olsun. Aşağıda 40 ile 50 arasında olan hangi sayımız var? 46. O halde cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler, geçtim bir sonraki soruma. Binom. X bölü y eksi y bölü x'in 6. kuvveti ifadesinin açılımı da terimlerden bir tanesi k çarpı x bölü y'nin karesi olduğuna göre k kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ben diyorum ki x bölü y'nin bir şeyinci kuvvetini alacağız. Bir de eksi y bölü x'in burada bir şeyinci kuvvetini alacağız. Ve bu bir şeyinci kuvvetler dediğimin toplamı 6 olacak. Niye aldı? Şurayı verecek. Ve sevgili gençler, kuvvetlerini alıp bunlar çarpıldıktan sonra da x üzeri 2 bölü y üzeri 2'yi verecek. Böyle bir sayı var mıdır? Biz şimdi bunu düşüneceğiz. İlla ki olacak. Niye olmayacak? Bak ben buraya 4 yazarsam, buraya 2 yazarsam, x üzeri 4 bölü y üzeri 4 ile y kare bölü x kareyi çarparsam, ki eksinin kuvveti de ikinci kuvvette artı yapacaktır. Bak şununla şu gider, x kare kalır. Bununla bu giderse aşağıda y kare kalır. Demek ki burası 4, burası 2 miymiş? Şimdi benim bu binom formülümde n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r diye bir şey vardı ve y'nin, yani ikinci terimin kuvveti aynı zamanda burasını veriyordu bize. O halde burayı ben kaç yazdım ki? Demek ki buraya kaç yazacağım? 6'nın ikilisi yazacağım. 6'nın ikilisi yazacağım. 6'nın ikilisi kaçtı? 15 çarpı x kare bölü y kare geliyormuş. Bu da k çarpı x kare bölü y kareye eşitse k kaçtır sevgili gençler? 15'tir. Cevap da Denizli'dir deriz. Ve geçiyorum son soruma artık. Son soruya geçmeden önce kanala abone olmayan arkadaşlarım, bakın sizlere söylüyorum. Kanala abone olup da izleyenlerin oranı %10. Yani bu kanalı
izleyenlerin %90'ı kanala abone değil. Çok ilginç bir şekilde. Ya izliyorsun madem abone olsana, güzel insan, değil mi? Abone olursanız sevinirim. Unutmayın arkadaşlar. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Yani bu şekilde daha fazla kişiye ulaşmış olabiliriz. X artı A çarpı Y karenin eninci kuvveti açılımında X küp çarpı Y üzeri 8'li terimin katsayısı 560 olduğuna göre A kaç olabilir? Şimdi X küp çarpı Y üzeri 8 demiş ya. Şöyle düşüneceğiz. Birincinin küpü alınmış demek ki. A çarpı Y karenin de sevgili gençler dördüncü kuvveti alınmış olsa ki X küp çarpı A üzeri 4 çarpı Y üzeri 8 gelmiş. Bak burada ne var? X küp var. Burada Y üzeri 8 var. X küpe Y üzeri 8. He tamam. Şimdi o zaman burası 3 artı 4'ten demek ki N kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Ve ben buraya 4 yazdıysam demek ki 7'nin dörtlüsüymüş kardeşim burası. Ne güzel. 7'nin dörtlüsü çarpı X küp çarpı Y üzeri 8 çarpı bir de A üzeri 4 var hocam. Evet var. Ve bunların çarpımı da 560 geliyormuş ama sadece katsayıların çarpımı. Yani şunla şunun çarpımı. 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşittir ve 7'nin üçlüsü 35'ti. Çarpı A üzeri 4 eşittir 560'ı yazalım, bekleyelim. Sadeleştirme yapacağız çünkü. 7'ye böldüm 5. Burayı 7'ye böldüm 80. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 16. O zaman A kaç olabilir? A 2 olabilir. Ya da eksi 2 olabilir çünkü 2'nin de 4. kuvveti 16, eksi 2'nin de kuvveti 4. kuvveti 16. Şıklarda hangisi verilmiş olabilir diye sorulmuş zaten. 2 verilmiş. O halde cevabımız 2 olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kamp videomuz neymiş ona bakalım. Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, istatistik, grafik, toplam 8 tanecik soru var. Sonra yardır yardır AYT'ye giriş yapacağız sevgili gençler. Haberiniz olsun. Bir de sevgili gençler, bu videolardan sonra yani kamp 17'sinde 18'inde bitiyor bu kamp. Bu kamplardan sonra hocam ne yapacaksınız? Yani kanalda artık boş mu duracaksınız? Ben tabii boş durmayacağım. Yani geçen seneden bilen bilir beni. Neler neler yaptık Kenan Hoca'yla. XX'ler sorusundan tut 5 soru 5 çözümüne, ekstra konu anlatımına, ekstradan konu tekrarına, 60 soruda TYT tekrarı, 60 soruda AYT tekrarı. Bunların daha fazlası olacak emin ol. Geçen sene küçücük bir laptoptan yaptım hepsini. Bu sene daha da profesyonel olarak işte bilgisayarıydı, grafik tabletiydi, mikrofonuydu, şu suydu, kamerasıydı, bu suydu falan filan. Her şey daha da profesyonel. Daha da fazla şeyler yapacağım sevgili gençler. Geçen sene çektiğim video sayısını 2'ye katlayabilirim. Sıkıntı yok. Allah izin verirse, Allah güç derman verirse sıkıntı yok. Ben buradayım. Sizler için videolar çekmeye, sizler için içerik üretmeye, sizler için konu anlatmaya, soru çözmeye, taktikler vermeye, size moral motivasyon vermeye devam edeceğim. Haberiniz olsun. Siz de bir teşekkür etseniz sıkıntı olmaz benim için. Yeterlidir. Evet gençler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalıyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bol bol da matematik çalışmayı unutmuyorsunuz.